Merhaba çocuklar. Şimdi size bir şey daha öğretmek istiyorum. Tahtaya dikkatli bir şekilde bakın. Şimdi benim bu kutucukta kaç tane yıldızım var? 2 tane yıldızım var. Peki benim bu kutumda kaç tane yıldız var? 1 tane yıldızım var. Evet. Burada da 1 tane var. Şimdi çocuklar, ben bu yıldızları bir araya getirip toplamak istiyorum. Ortaya artıyı koydum. Eşittir dedim. Şimdi bunun adı neydi? Toplanan. Evet. Toplanan. Hatta bunlara biz ne demiştik? Bunlar kardeştiler, değil mi? Anne babalar pek kararsız kalmışlardı. İkisinin adını da toplanan koymuşlardı. Bunlar toplanan kardeşler olsun, olur mu? Senin kardeşin var mı? İyi bakalım. Şimdi yazalım buraya. Bunun adı ne? Öğretmenim, bunun adı da toplanan. Tamam. Peki kim yok? Kimi istiyor benden? Toplam yok yine. Peki 2 artı 1 ne yapar? 2 burada. Üzerine 1 ekle. 2. 3. Evet. 3. Toplamda neymiş? Yazalım mı adını? Yazalım hadi. Burayı yazalım onu da. Toplam. Hatta bunu kime benzetmiştik? Babaya benzetmiştik, değil mi? Şöyle bıyık da yapalım mı? Şöyle bıyığı olsun bu. Bu toplam. Toplanan, toplanan, toplam. Çocuklar, bu toplanan kardeşlerin bir gün canları sıkılmış. Yer değiştirme oyunu oynamak istemişler. Toplananlar yer değiştirdikçe toplam aynı kalmış. Şimdi bu kardeşler yerlerini değiştirirlerse ne olacak bakalım. Değiştirelim. Biri buraya alalım. 1 artı 2'yi de bu toplananında buraya alalım. Evet, bir bakalım. 1 artı 2. Yani burada bu defa bir yıldız var. Tamam mı? Burada da 2 yıldız var. Bakalım değişen bir şey olacak mı? 1 artı 2. Büyük olan hangisi? 2. Aklımda tuttum. Üzerine kaç ekliyorum? 1. Hadi ekleyelim. 2, 3. 3. Değişen bir şey yok. Gördünüz mü? Toplanan kardeşler yer değiştirseler de toplam aynı. Babaları değişmiyor. Aynı baba, aynı baba. Görüyorsun değil mi? Burada. Bunun adı neydi? Bunun adı neydi? Bunun adı da toplam. Bıyıklı hem de. Şöyle de bıyıkları var bak. Şöyle şöyle. Şöyle. Bala bıyıklı. Bu. Gördünüz mü? İşte bu. Toplama işleminde ben toplananların yerlerini canım istediği kadar değiştiririm. Değişen hiçbir şey olmaz. Birkaç tane örnek daha yapalım mı? Daha kalıcı olsun, değil mi? Şimdi bak tahtaya. 4 artı 2 dedim. Eşittir kaç yapar? Sen söyle. Sen söyle. Hadi öğrendin. 4 zihnimde. Kaç parmak açıyorum? 2. Üzerine sayıyorum. 4, 5, 6. Neymiş? 6. Şimdi bu toplanan kardeşler ne yapıyorlar? Yer değiştiriyorlar. Toplananlar aralarında yer değiştiriyor. Önce 2'yi yazıyorum bu defa. Yer değiştirdi. Yani 2 buraya geldi. 4 de buraya gelecek. 4'ü de buraya alıyorum. Gel 4'cüğüm. Sen de buraya gel. Evet, bu defa birinci toplananı 2 yaptım. 2 artı 4 eşittir. Bakalım toplam değişecek mi? 4 zihnimde. 2 parmağım açtım. 4, 5, 6. Toplam aynı. Gördünüz mü? Değişen bir şey yok.
Bu kardeşler bir aralarında istedikleri kadar yer değiştirebilirler. Hatta bir tane örnek daha vereyim. Hadi. Hadi seni kırmayayım, bir örnek daha vereyim. 5 artı 3. Tamam mı? Bu kardeşlerden biri üst katta, biri alt kattaydı, değil mi? Hatırlıyor musunuz? Şöyle bir ev yapmıştık. Ev gibi düşünün demiştim size. Dırım 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 dırım. Evet. Büyük olan hangisi? 5 mi 3 mü? 5. 5'i burada tut. Tamam mı? Kaç ekliyorum üstüne? 3. Hadi ekleyelim. 5. 6, 7, 8. Toplam ne? 8. Bu kardeşlerin yine canı sıkıldı. Yer değiştirme oyununu oynamak istiyorlar. Hadi oynatalım. 3'ü üst kata çıkaralım. Gel 3 buraya. 5'i de alt kata indirelim. Gel 5'ciyim buraya. Yerlerini değiştirdim yine. Ne yapayım? Benim de canım sıkılıyor. Oyun oynamak istiyorum bazen de. Değil mi? Böyle bir çatı yaptım. Hop. Hop. Evet, bu defa 3 üste çıktı. 5 alta indi. Yani yer değiştirdiler. Peki bakalım 5 mi büyüktü, 3 mü? 5. 5'i burada tut. Kaç ekliyorum üstüne? 3. Hadi ekleyelim. 5. 6. 7. 8. 8. bu toplam da aynı. Babalar aynı. Değil mi? Bu kardeşlerin. Bak. Bu da toplam 8. Bu da toplam 8. İşte toplananların yer değiştirmesi de bu şekilde. Şimdi bunu güzelce defterine yaz. Tamam mı? Anlaştık mı? Tamam. O zaman biraz daha bir tahtaya sorular yazayım. Beraber çözelim. Olur mu? Peki. Görüşürüz. Hoşça kal. Bye bye.